diş çekimi mi yoksa onun yerine kanal tedavisi mi yaptırmalıyız? Problemli bir dişiniz varsa o diş çekildikten sonra onun yerine eksiklik olacağı için bu da bazı olumsuzluklar yaratmaktadır. Fakat eğer doğru yapılmış bir kanal tedavisi yapılırsa dişinize muhtemelen uzun yıllar boyunca hatta bazen ömür boyu bile kullanması mümkün olabiliyor. Ağrılı dişin verdiği ıstırabı tabii herkes, yaşayan herkes bilir. Ve o anki refleksle kurtulmanın en kısa yolu o dişi oradan çekmektir. Fakat o ağrılı ve çürümüş bir dişin tedavisi hangi yöntemi kullanırsak daha doğru olur? Hastalarımız bu soruyu çok merak ediyor. O dişi çektirip oradan kurtulmak mı, yoksa o dişin yerine bir kanal tedavisi yapıp o dişin orada kalması mı? İlk başta biraz önce söylediğim gibi basit bir çözüm gibi görünse de diş çekimi yapıldıktan sonra bazı sıkıntılar yaratabiliyor. Kanal tedavisinde ise özetle dişin içinde bulunan pulpa dediğimiz damar sinir paketi ve bağ dokusundan oluşan kısımları temizleyip oluşan boşluğu genişletip temizleyerek ve buraya doku dostu bir maddeyle doldurarak yapılan işleme başarılı bir şekilde kanal tedavisi yapılmış ve sinir dokusunu kaybetmiş olacağı için özellikle ısıya karşı, sıcağı soğuğa karşı ve basıncık gibi uyarılardan oluşan ağrı hissini beyine iletmiyor. Yani ağrısız bir şekilde ağızda dişte, diş ağzınızda kalabiliyor. Bu yüzden bunu mutlaka değerlendirmekte fayda var. Çünkü kanal tedavisi diş çekiminden önce, muhtemelen köprüden önce son çıkıştır. Kanal tedavisi sonrası yapılan ağrı normal mi diye buna da bu konuya değinmek de istiyorum. Eğer dişiniz zamanla sıvı içeriğinden dolayı bir kısmını kaybedeceği için bazı fiziksel kuvvetlere karşı esneme yeteneğini bir miktar yitirebiliyor. Fakat çoğu zaman bu çok ciddi bir problem olmayacağı için çok önemli bir mevzu değil. Kanal tedavisi işlemi sırasında dişin içinde kullanılan temizleme ve dezenfeksiyon amaçlı kullandığımız kimyasal maddelerde kök ucundan bir miktar kemiğe taşabiliyor. Veya diş içinde kullandığımız döner aletlerde de az da olsa bazen fiziksel travmaya sebep olacağı için kanal tedavisi yapıldıktan sonra yaklaşık 1-2 gün kadar zaman içerisinde ağrılar olabiliyor. Fakat ağrının zamanla hafifleyip özellikle 48 saat sonra kaybolmasını bekliyoruz. Eğer ağrınız geçmezse şişkinlik veya kızarıklık veya ödem ve iltihaplı bir akıntı gibi bazı durumlar oluşursa tekrardan diş hekiminize başvurmakta fayda var. Eğer kanal tedavisi yapılmazsa ve diş çekilirse çekimden sonra büyük bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Oluşan diş boşluğunun doldurulması ve bu boşluğun kapatılması için komşu dişlerin kesilip küçülmesiyle bir köprü restorasyonu yapılması gerekiyor. Ya da kemiğin içine bir implant uygulaması ve bunun üzerine bir krom yerleştirmesi gerekiyor. Yani özetle diş çekimi işleminin çok kısa sürede ağrıyı kesmiş olsa bile kanal tedavisinin uygun bir dolgu ve kaplama ile dişi koruduğundan ağızda uzun süre kalabildiği için tercih etme sebeplerimizden en önemlisidir.